Selamün aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Bugün el açması börek yapacağım. Ispanaklı börek yapacağım arkadaşlar. Annemden gördüğüm şekilde. Şöyle 2 kilo kadar unumuz var. Normal bir tepsi değil, 2 tepsi falan yapacağım bugün. Tuzunu atalım. Çoktan beri börek yemiyorduk, iyi olur ha. Bayadır tepsi böreği yapmıyor. Yasaklardan dolayı. Evet. Şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağ katacağım. Daha güzel açılsın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hastalığıyla yemek nasip etsin. Hamuru yoğurunca tekrar gösteririz hanım. Şöyle güzelce yoğurdum arkadaşlar, bakın. Hamur elimi bıraktı. Ama katı da değil. Cıvık da değil. Şöyle son zaman. Dinlenecek değil mi biraz senin? Şöyle elimi yağladım biraz. Fazla yapışıyorsa elimize. Şöyle yağlanda toparlayabilirsiniz. Şöyle güzelce yoğuracağız. Güzel açılabilmesi için. Şöyle güzelce yoğurduk bakın arkadaşlar. Şöyle altına birazcık un atalım. Şimdi bu dinlenirken yerimizi hazırlayalım. Zaten otlarımı da doğrayıp güzelce yıkadım. Suyunu sıktım. Onları da hazırlayacağım biraz sonra. Bu dinlenirken yerimizi de hazırlayalım. Tamam. Şöyle bezelerimizi önceden yapayım arkadaşım. Arkadaşım mı, arkadaşlar? Arkadaşlar. Ne karıştırdım. Ben dedim bana mı diyor. Kafam bir şeye gidecek. Neye düşünüyordum bilmiyorum. Arkadaşım birinden ne konuşuyordum? Ne yapıyordum? Hay Allah. Şöyle iri mandalin büyüklüğünde bezeler yapacağım. Dinlensin bezelerimiz, açarken rahat açmak için. Komple. Şimdi bezelerimizi yaptık. Bunlar dinlenirken otumuzu zaten önceden yıkadım. Güzelce doğradım. 2 kilo ıspanak var. Bol otlu seviyoruz biz. 1 kilo da pırasa yaprakları var. Başından yemek yaparım. Şimdi içine tuzunu katalım. Göz kararı tuz. Tuzlu yiyen var, tuzsuz yiyen var arkadaşlar. Şöyle pırasamızı da içine döküyorum. Maşallah içimiz çok. Bol değil mi? Hamurumuz yetmezse tekrar yoğurabilirim. Bakıyor. Ben bol yapmaya alışıkım arkadaşlar. Böyle ölçüyle falan hiç. Hele işte çalışırken hemen poğaça karardım, kek karardım. Ölçüsüz arkadaşlar, kafama göre. Çok da zaten güzel olurdu. Senin beyninde o yer etmiş çok kanki. Da, bana ölçülü olmak daha çok zor geliyor. Ölçülü yapmak zor geliyor. Kafama göre yaptım mı daha iyi oluyor. Şöyle şimdi yağını da dökeceğim bunun içine. Hepsi içinde olsun. Şöyle zeytinyağı. Ya az dök. Ya 300 lira oldu biliyorsun. Olsun, isterse 400 lira olsun. Engiz. Allah'ım alanlara yardım etsin. Şöyle güzelce karıştıralım. Hepsi içinde olduğu zaman daha iyi olur. Şöyle annem de öyle yapardı hep bizim. İçine katardı. Bir de dereotu katardı bunun içine. Ben de dereotu çok seviyorum ama. Rahmetli, çocuklar...
Kaynanamın börekleri de çok güzel olur diyor. Şimdi dereotu doğuracağım. Çocuklar yiyecek yemeyecek. Yemezler ya. Onun için daha güzel oluyor. Kokulu kokulu. Şey, Laura az geldi galiba içine sevgili onun ya. Bakayım dolapta varsa dökeceğim gene. Az gibi değil mi? Hı-hı. O çok çünkü. Şeyde de olması lazım dolapta başka. Bak bakalım. Karıştırayım önce bir. Tamam. Arkadaşlar, hakikaten benim hanım bu yufka açmaya şimdi uzman ya. Maşallah şuna baksanıza. Yerdeki tahta büyüklüğüne ulaştı neredeyse. Hala da açıyor. Yeterler. Baksana maşallah 41 kere. Nazar değdireceğim şimdi. Ya yumağı büyük tutarsan büyük açılır. Küçük tutarsan küçük açılır. Bir de hamur güzel yoğrulacak. Evet. Arkadaşlar, bir de bizim sizden bir ricamız var. Biliyorsunuz benim bir rahatsızlığım vardı, hastadım. Yarın İzmir'e gideceğiz. Pet Perşembe günü mesela. Bunun belki ne zaman açacağımız belli değil. Evet yani. Perşembe günü. Perşembe pet filmi çekileceğim. Bugün atarız ya bunu tahminimce sevgili. Pet filmi çekileceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah sonuçlar düzgün çıkar. İnşallah. Allah'ım. Dualarınızı bizden eksik etmeyin arkadaşlar. Sizin dualarınıza çok önem veriyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Baksana da şu yufkanın güzelliğine. Şöyle. Güzel oldu değil mi? Keşke yakın olsanız da hep beraber böreği yesek. Çok güzel. İncelmiş bayağı. Bayağı çok incelmiş. İncelmiş valla. Bu yeter artık. Hadi bakalım. Fazla da açmaya gerek yok. Yırtılmasın. Şimdi bunu dolama mı yapacaksın sevgili? Şimdi dolama yapayım bunu. Tamam. Çünkü şey öbür döşeme böreğe o kadar büyük şey tutmam. Tamam. Şimdi yağını katmıştım zaten. Şöyle içini de boşaltalım. Dökelim. Yağı, tuzlu, her şey içinde. Şey açarken una da yarı yarıya unla nişasta karıştırdım. Böyle daha rahat açılıyor. Şöyle kıyılarına katalım. Kıyıları kuru olmasın. Bol olsun otu sevgili. Hı hı. Otu az oldu mu içinde malzeme kuru oluyor sanki o zaman. Tabii. Biz bol otu seviyoruz. Otsuz sevenler de var. Ya kimisi kıymalı seviyor mesela de ben kıymalı hoşuma gitmiyor. Otlu başka. Ben severim kıymalı. Ya sevilir de otluğunun yeri başka. Ben ne bileyim börek otlu olacak ya. Hele ısırgan yasak olmayacak Isırgan bana. Isırgan katmadım şimdi. Çünkü daha pet çekil. Bakalım sonuca göre yani, ısırgan zaten yasak yasaktı. Bir dahakine inşallah izin verilir. Isırgan da ayrı bir tat katıyor. Isırgan şeye. Çok lezzet vereceğiz. Evet. Şöyle bir dolayalım şimdi. Tepsiye yerleştirseye kadar çekiyorum sevgili. Hı hı. Şöyle fazla sıkmayacağım. Araları da pişsin. Tepsiyi yağladım. Altına pişmiş olabilir. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şimdi onun etrafına dolayacağım değil mi? Şöyle dolama yapacağız şimdi. Tamam tekrar. Sakalım hadi. Hamur durdukça güzelleşir. Yani dinlendikçe daha rahat. Daha rahat açılır. Fazla durmadı bizimki. Ancak otunu hazırlayasıya kadar. Yine de iyi açılıyor sevgili. Bir 10 dakika anca durmuştur. Açılıyor gene maşallah. Şimdi ben annem börek yaparken her hafta. Her pazar yapardı değil mi? Her pazar yapardı annem börek arkadaşlar. Çünkü ben onun yanında yardımcıydım. Ama iyi öğrenmiş. Annemin yanında yardımcıydım. Şimdi otunu katardım. İşte getir götür. Oradan öğrendim. Allah iyi, razı olsun. İyi olmuş bak. Allah'ım cennetine koysun. Allah rahmet eylesin. Komşu hepsini etsin. Hepsini, bütün ölmüşlerimizi, anamızı, annemin börekleri. Her hafta börek yemeye giderdik ya yeni evli olduğumuz zaman. Evet, her hafta. Yağmur, çamur giderdik arkadaşlar. Bir de araba yoktu o zaman. Bisikletimiz vardı, bisikletle gidiyorduk. Bisikletle. İşte
Allah rahmet eylesin. Büyükler bekliyor her hafta. Evet. Onun için her hafta giderdik. Olsalar da keşke. Gene gitsek. Yağmur çamur olsun tekrar gidebilsek gene. Böyle biz götürsek bu sefer. Ha, bu sefer biz götürsek değil mi? Ama işte. Allah o kadar ömür vermiş. Allah'ım öbür dünyalarına iyi etsin artık. Bütün ölmüşlerimizin. Evet. Bütün ölmüşlerimize bu şeyle birer Fatiha okuyalım arkadaşlar. Allah rahmet eylesin hepsine. Amin. Amin Allah'ım. Arkadaşlar tepsimiz dolmaya başladı yavaş yavaş. Sevgili bir yandan açıyor. 2 tane falan ister. 2 mi 3 mü ister? 3 ister değil mi? Evet. Tamam bakalım. Sonuncu yıkamadı mı? Sonuncu artık tepsimiz, birinci tepsimiz doluyor. Börek arası bir tane de acıktık arkadaşlar. Bir gözleme yapıverdik hemen. Bir tane gözleme yaptım. Cengiz de onu pişirdi tavada. Gözleme tavasında pişirdi. Bir afiyetle yiyeceğiz. Hanım son yukayı açıyorsun galiba Garik. Ya açıyorsun diyorum, doluyorsun. Bitti artık. Sıkı sarmıyorum bunu ben. Fazla sıkı sarmayacağız. Sonuncuyu da açtık. Şu uzun gelecek buraya. Arasını sıkıştıralım. Üzerine de yumurtalı yağ süreceğim. Şöyle. Üzerine yumurtalı yağ süreyim. Sonra fırına atalım. Şimdi bir tane yumurta kırdım kaseye. Çok az da tuz. Küçük çay bardağı kadar da yağ döktüm. Çırptım güzelce. Üzerine sürdüm bunu. Davul fırında pişireceğim ben. Açtım daha önceden ısındı. Şimdi davul fırınımıza katalım. Güzelce kızarsın arkadaşlar. Şimdi bunu döşeme yapacağım. Altına yağlı kağıt serdim. Bir tanesini açtım. Büyük gelen yerlerini ortasına biz düştürdüm. Arasına yağ süreceğim. 3 tane açacağım böyle arkadaşlar. 3 yukaya ondan sonra ot koyacaksın sevgili. Yok, en altına 3 tane açacağım. Hmm. Ondan sonra her yukada bir şey katacağım. Ot. Ot katacağım. Tamam bakalım hadi. Biz de öğreniyoruz buradan. Sen de arkandaki kapı açılmış. Ceren yapıyor. Kapatırız şimdi biraz. Şöyle el katına azar azar yağ bir de ot atıyorum. Katları belli olsun diye arkadaşlar. En üst katına da 3-4 tane yaparım. Ot atmadan yani. Çok az da yağ gezdirdim. Arkadaşlar sevgili böreği çıkartıp tepsiden bir görün bakalım. Birinci tepsimiz çıktı. Nar gibi altı üstü kızarmış. Arkadaşlar gerçekten davul fırını çok güzel pişiriyor. Yani. Şöyle bak. Daha çok sıcak. Çıtır çıtır. Çok da güzel kızartmış değil mi? Çok güzel olmuş hakikaten. Altı üstü. Şöyle altını da göstereyim. Sıcak da. Dikkat et yanmayasın. Bak bakalım. Orada baktım ama. Güzel güzel. Çok sıcaktı. Arkadaşlar elim titriyor, kusura kalmayın. Şimdi ikinci tepsiyi de bitirdim. Üstüne 3 tane yufka boş açtım arkadaşlar. Arasına yağ sürdüm. Şöyle kıyılarımda bıçakla bastırdım. Şimdi keseceğim.
Kaç tane beze kattım? 13 tane vardı. 11 tane katmışım. Çünkü bezeler büyük olduğu için büyük açtım. Kalanları içe katladığım için kalın olur diye hepsini yapmadım. Kalan ikiyi ne yapacağız? Burada var. Börek yapacağım ondan. He, tamam. Şöyle üstünde sürmek için bir tane yumurta, çok az tuz, yine yarım çay bardağı kadar yağ. Çırptım bunu güzelce. Üzerine süreceğim. Anam maşallah var ha. Bugün coştum. Maşallah arkadaşlar. Ağızla doymamış gözüm. Üçüncü tepsiye başladım. Üçüncü tepside artık tamam. Yeter artık. Ama zaten normalde de kalabalıkız anca yetecek. Yani anca yeter, anca yeter. Yani anca yetecek arkadaşlar. İkinciyi attım şeye fırında. O pişese kadar bu da olur. Afiyetle yiyeceğiz bakalım bu akşam biz de. Teşekkürler. Videomuz Hancı. Uzun olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Yok be, daha uzun değil. 15-16 dakika ya. Börek videoları böyle uzun oluyor. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Olsun olsun. Kusur, o kadar sorun olmaz yani. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. İzlerken beğeni basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa, abone de olursa çok seviniriz. Bize destek amaçlı. Hepinize Allah razı olsun deriz. Ne evet. Neyse bakalım şimdi devam. Tamam bakalım hadi. Arkadaşlar ikimiz birden coştuk bugün. 3 tepsi börek. 3 tepsi böreğimiz pişti. Bu çok sıcak. Bu yeni çıktı. Bak kıtırdaklarını göstereyim arkadaşlar. Yakın. Bak. Gerçekten çıtır çıtır oldu. Aynı baklava yukası gibi açıldı. O kadar ince açıldı. Bu da durdukça tabii şey yapıyor. İlk önce bu oldu. Şöyle hangisinden çıkarayım? Bu çok sıcak. Bundan da çıkarayım, bundan da çıkarayım. Şöyle bakın. Çok güzel olmuş. Ne kalın ne ince. Altı da çok güzel kızarmış. Evet. Şimdi bundan da çıkaralım. Elini yakma, sıcaktır o. Çok sıcak bakın. Bunun da altı çok güzel pişirmiş. Üstü de çıtır çıtır. Eline sağlık hanım. Gerçekten mükemmel. Afiyet olsun hepimize. Tam börekçisin sen. Yapanlara ellerine yine karıştırdım bence. Yapanların ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Afiyet olsun. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İzlerken beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayanlar da olursa çok memnun oluruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Bizim biraz işimiz var. Börek yiyeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Bize dua etmeyi unutmayın. Evet. Yarın için. Evet. Sizi seviyoruz.